أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Bir diğer adıyla Kıtal Suresi. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyoruz. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Küfredenler, örtüp örtbas edenler, kendileri Allah yolundan uzaklaştıkları gibi çevrelerindeki Allah kullarını da Allah yolundan alıkoymaya, uzaklaştırmaya çalışanlar var ya. Azalle a'maluhum, Allah onların tüm amellerini boşa çıkarmıştır. Allah onların bütün amellerini boşa çıkaracaktır. Bunlar bazen din eğitimini yasaklayarak, Allah'ın dinini insanların gözünden, gönlünden saklayarak, bazen dini eğip bükerek, dini eğri büğrü hale getirerek, insanların karşısına bozuk bir din çıkararak, hayata karışmayan, sosyal hayatta hiçbir etkinliği olmayan, vicdanlara hapsedilmiş, mescitlere hapsedilmiş bir din çıkarıp, işte din mi öğrenmek istiyorsunuz, din budur diye İnsanların karşısına ideolojik, resmi dinler çıkararak insanların Allah yolundan alıkonmasını sağlayanlar, engellenmesini sağlayanlar var ya, Allah onların amellerinin tamamını boşa çıkarmıştır, boşa çıkaracaktır. Amellerinin hiçbirisi neticeye ulaşmayacaktır. Planlarının, projelerinin hiçbirisi hedefe ulaşmayacaktır. Müslümanlara karşı kurdukları komplolarının tümünü Allah boşa çıkaracak, tuzaklarının tümünü Allah boşa çıkaracaktır. İşte görüyoruz. Hiçbir eylemleri sonuca gidemiyor. Adalet diyorlar, adalet konseyi diyorlar, yeryüzünde adaleti tesis edeceğiz diyorlar. Ama yeryüzüne zulümden başka bir şey göndermiyorlar. Özgürlük diyorlar, hürriyet diyorlar, insan hakları diyorlar. Yeryüzüne gözyaşından başka bir şey göndermiyorlar. Güvenlik konseyi diyorlar, yeryüzünde güvenliği tesis edeceğiz diyorlar. Yeryüzüne korkudan başka bir şey salmıyorlar. Ekonomi diyorlar, insanların karınlarını doyuracağız diyorlar. Doğan çocukları bile gırtlağına kadar borç bataklığında bekliyorlar. Yaptıkları hiçbir şey neticeye ulaşmıyor. Dünyada bu böyle olduğu gibi öbür tarafta da ahirette de amelleri boşa çıkarılacaktır. Allah onlar için terazi koymayacak, tartı vaz etmeyecek. Onların amelleri değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. Çünkü ahirete inanmayan insanların zaten ahirete yönelik amelleri olmaz ki, ahirete intikal eden amelleri olmaz ki. Bir yere güvenmeyen bir kişi o yere yatırım yapmaz. Ahirete güvenmeyen, ahirete inanmayan bu kafirler, ahirete yönelik hiçbir yatırım yapmadılar.
وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ama beri tarafta iman eden ve salih amel işleyen وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Muhammed'e aleyhisselam Rableri tarafından gönderilen gerçeğe, vahye iman eden kimselere gelince كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Allah onların kabahatlerini örtü verecek, Allah onların günahlarını örtü verecek, suçlarını, kabalıklarını gideri verecek ve aslaha balahum geleceklerini ıslah edecek, durumlarını düzelti verecek. Bakın dikkat ederseniz ayeti kerimede önce iman eden ve salih amel işleyenler dendi. Zaten bu sözün içinde Muhammed Aleyhisselam'a iman da vardı. Bir de arkasından ve amenu bima nuzzila ala Muhammedin hem iman edenler ve salih amel işleyenler dendikten sonra bir de arkasından Muhammed Aleyhisselam'a Allah'tan indirilen vahye inananlar dendiğine göre bu bize şunu anlatır. Muhammed Aleyhisselam dinde odak temel noktadır. Hiçbir kimsenin ben önceki kitaplara, önceki peygamberlere iman ettim demesi Muhammed Aleyhisselam'a ve ona indirilen son kitaba iman etmedikçe onun mümin sayılmasına yetmeyecektir. Onun cennete gitmesine yetmeyecektir. Yani hiçbir Yahudinin ben Tevrat'a iman etmişim, ben Musa Aleyhisselam'a iman etmişim demesi, hiçbir Hristiyanın ben İsa Aleyhisselam'a, ben İncil'e iman ettim demesi, son peygambere ve ona gönderilen son kitaba inanmadıkça onun mümin olmasına yetmeyecektir, onun cennete gitmesine yetmeyecektir. Bakın işte Rabbimiz ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bu gerçeği ortaya koyuverdi. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ Bu kafirlerin batıla tabi olmaları, müminlerin de Rablerinden gelen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Evet, kafirler batıllara tabi oldular, müminler de hakka tabi oldular. Müminler kendi bilgilerine güvenmediler, kendi akıllarına güvenmediler. Dediler ki ya Rabbi bizim aklımız kıttır, bizim bilgimiz eksiktir. Biz hayrımızı şerrimizi senin kadar bilemeyiz. Biz menfaatimizi zararımızı senin kadar bilemeyiz. Ya Rabbi biz kendi aklımızdan vazgeçtik. Kendi değer yargılarımızdan, kendi bilgimizden vazgeçtik. Senin vahyine tabi olduk dediler. Müminler hakka tabi oldular. Kafirler ise batıla tabi oldular. Batıl nedir? Hakka istinad etmeyen her şey batıldır. Tüm dünya bir konuda birleşse bu haktır, bu doğrudur diye ama o Allah'tan gelen hakka uygun değilse, istinad etmiyorsa işte o batıldır. Yunus suresiyle söyleyecek olursak فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hakkın dışında sadece dalalet vardır, sadece batıllar vardır. İşte Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde müminler kendi bilgilerine güvenmediler, Allah bilgisine tabi oldular, vahye tabi oldular. Kafirler ise biz Allah filan tanımayız, bizim Allah'a filan ihtiyacımız yoktur, bizim Allah bilgisine ihtiyacımız yoktur, bizim vahye ihtiyacımız yoktur, bizim aklımız var, mantığımız var, zevkimiz var, keyfimiz var, nasıl bir hayat yaşayacağımızı, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı pekala biz de biliriz demişler, batıllara tabi olmuşlar. Bakın ayetin devamında da Rabbimiz şöyle buyuruyor. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسَ اَمْثَالَهُمْ İşte bu ve benzeri ayetleriyle Allah kullarına kendilerini tanıtıyor. Allah kullara kulları tanıtıyor. Yani Allah insanları kendi vicdanlarıyla hesaplaşmaya çağırıyor. Allah insanları kendileriyle yüzleşmeye çağırıyor. İşte siz busunuz, ben buyum. Benim bilgime değer veren müminler hakka tabi oldular ve siz ey kafirler kendi bilgilerinize güvendiniz. Laboratuvarın çözemediği,
şu andaki bilimin çözemediği hiçbir şey kalmadı diye bilimlerinizi putlaştırdınız. İşte siz busunuz diye Allah kullarını uyarıyor. Kullarını, akıllarını başlarına almaları konusunda uyarıyor. Öyleyse فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Ey müminler, kafirlerle karşılaştığınız zaman onların boyunlarını vurun. Kafirlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun, onların güçlerini kırın, onları etkisiz hale getirin. Peki nerede karşılaştığınız zaman? Çarşıda mı? Caddede mi? Hayır. Kafirlerle bir savaş ortamında karşı karşıya geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun, onları etkisiz hale getirin. Hatta اِذَا اَفْخَنْتُمُوهُمْ Nihayet onlara galip geldiğiniz zaman, onlara üstün geldiğiniz zaman da فَشُدُّ الْوَثَاقَ iplerini sağlam bağlayın. Yani onları esir edin. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْضُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا Nihayet harp ağırlıklarını koyduğu zaman, harp ağırlıklarını indirdiği zaman ya fidye alarak yahut da karşılıksız olarak onları serbest bırakın. Bakın Müslümanlar, bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki İslam'ın savaşının hedefi yeryüzünde savaşları bitirmektir. İslam'ın savaşının hedefi yeryüzünde barışı tesis etmektir. Bakın diyor ki Allah, ey Müslümanlar, bir savaş ortamında kafirlerle karşılaştığınız zaman onların boyunlarını vurun, sağ kalanlarının da iplerini sağlam bağlayın, savaş olma özelliğini yitirinceye kadar, savaş ağırlıklarını indirinceye kadar onları esir edin, savaş bittikten sonra da salıverin. Ne demek bu? Yani yeryüzünde kafirler güçlü oldukları sürece kesinlikle barış gerçekleşmeyecek. Yeryüzünde kafirler size karşı üstün bir konumda oldukları sürece asla barıştan söz edemezsiniz. Kafirlerin gücü kırılırsa, kafirlerin boynu kırılırsa ancak o zaman yeryüzünde barıştan söz edebilirsiniz, sükundan, sulhtan söz edebilirsiniz. Bakın bu ve benzeri ayetler bize şunu söylüyor. Ey Müslümanlar, kafirlerle savaşınız kaçınılmazdır. Siz savaşmasanız bile, siz terk-i silah etseniz bile, siz barıştan yana bir tavır alsanız bile kesinlikle bilesiniz ki yeryüzü kafirleri yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar sizinle savaşı sürdürecekler. İşte bakın Rabbimiz çok açık ve net bir biçimde bu gerçeği ortaya koyuyor. İman küfür savaşları kaçınılmazdır. Yeryüzünde barışın yolu kafirlerin güçsüz kılınmasından geçmektedir. Kafirler güçlü oldukları sürece, sizin hakkınızdan gelebileceklerine inandıkları sürece kesinlikle barışa yönelmeyecekler, kıyamete kadar sizinle savaşı sürdürecekler. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar onlar sizinle savaşı sürdürecekler. İşte görüyoruz, bir türlü Müslüman kanına doymuyorlar. Son 50 yılda döktükleri Müslüman kanının haddini hesabını bile bilmek mümkün değil. Son 50 yılda öldürdükleri Müslüman sayısını bilmek bile mümkün değil. Müslümanlar onlardan birkaç tanesini hakladığı zaman da kıyameti koparıyorlar. Vay bu Müslümanlar terörist, bak adam öldürüyorlar. Ya siz öldürüyorsunuz, binlerce Müslümanı şehit ediyorsunuz. Yani sizin kanınız değerli de Müslümanların kanı değersiz mi? İşte görüyoruz. Bakın İslam'ın farkında bile olmayan, atalarından intikal etmiş bir takım gelenekleri din diye sürdüren, adı Ahmet Mehmet ama kafası laik ve demokrat, nice insanların varlığına bile kafirlerin tahammülü yoktur. Adı Ahmet Mehmet diye, Müslüman ismi taşıyorlar diye onları bile öldürmeden yana bir kavganın içinde işte kafirler. Niye? Çünkü kafirler şunu kesinlikle biliyorlar ki yeryüzünde Müslümanın varlığı küfrün varlığına engeldir. Tıpkı gece ile gündüz gibi. Gündüz varsa geceye izin vermez, gece egemense gündüze izin vermez.
İşte Müslümanın yeryüzündeki varlığı gecenin zifiri karanlığını ortaya çıkaran gündüz mahiyetindedir. Yani kafirin küfrünü açığa çıkardığı sürece kanıtı yok etmek için, delili yok etmek için kafirler yeryüzünde sürekli Müslümanları öldürecekler. Bakın Allah diyor ki bir savaş ortamında onlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman boyunlarını vurun, sağ kalanların da iplerini sağlam bağlayın. Savaş bittikten sonra, savaş ağırlıklarını bıraktıktan sonra ya fidye karşılığında ya da karşılıksız onları serbest bırakın. Çünkü artık onların sizinle savaşabilecek güçleri kalmamıştır. O zaman yeryüzünde barıştan söz edebilirsiniz. O zaman yeryüzünde sulh ve sükunu görebilirsiniz. Hatta tada'al harbu evzaraha dedi Rabbimiz. Harp ağırlıklarını koyduktan sonra. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Birincisini söyledim. Harp, harp olma özelliğini kaybettikten sonra demek. İkinci anlamını sevgili peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz. Kıyamet alametlerinden Yecüc ve Mecüc zuhur edinceye kadar Müslümanların kafirlerle savaşı devam edecektir. Öyleyse harbin ağırlıklarını koyması Yecüc ve Mecüc'ün zuhur etmesidir. Yine Peygamber Efendimizin başka bir hadislerinden öğreniyoruz ki, Kur'an'da bir ayetten öğreniyoruz ki, yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar, Allah'ın sistemi yeryüzünde hakim oluncaya kadar Müslümanların savaşı sürecektir. Peygamber Efendimiz de demin hatırlayamadığım hadislerinde de şöyle buyuruyor. El cihadu mazın ila yevmil kıyameti, cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Bakın bundan sonra ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Eğer Allah isteseydi şu kafirlerden farklı bir biçimde intikam alırdı. Eğer Allah isteseydi kafirleri farklı bir biçimde yok ederdi. Yani sizin savaşmanıza gerek kalmadan, ölmeden, öldürmeden, yaralanmadan, büyük meşakkatlere ve sıkıntılara sizi sürmeden Allah şu kafirleri ol emriyle, yok ol emriyle yeryüzünde işlerini bitirirdi. Ama velakin liyebluvek ba'dakum bi ba'dın. Lakin Allah sizin kiminizi kiminizde denemek istiyor. Allah sizi bilemek istiyor. Allah sizi bilemek, kafirleri de böylece bir savaş yasasıyla diriltmek istiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu hikmete bakın. Yani Müslümanlar savaşmadan da oturdukları yerden Allah onlara zaferi lütfedebilir. Onların da Allah'ın da ortak düşmanı olan şu kafirleri Allah bir anda yok edebilir. Peki böyle bir gücün sahibi olan Allah acaba Müslümanların niye kafirlerle savaşmasını istiyor? Ha, birinci sebep bir kere Allah Müslümanların uyuşuk uyuşuk tembel tembel yatan, ense yapan insanlar olmasını istemiyor. Çünkü ucuz kazanılan zaferler kolay kaybedilir. Ucuz kazanılan zaferlerin kıymeti çok fazla bilinmez. Sizler bir bedel ödeyerek o zafere ulaşırsanız zaferin kıymetini bilirsiniz diyor Allah. Bir de bizi savaşla bilemek istiyor Rabbimiz. Hani bilemek tabirini bilirsiniz. Metal bir parçayı parlatmak ve keskinletmek için bilersiniz değil mi? Çarka verirsiniz. Ondan çarka verince bir kısım parçalar kopar ama o metal parça daha parlamış, daha keskin hale gelmiştir. İşte siz de savaş meydanlarında sizden parçalar çıkar, şehitler çıkar sizden ama siz bilenirsiniz, daha da parlak, daha da keskin hale gelirsiniz. Tıpkı her yıl budanan bir ağacın budandıkça yeşerip gürleştiği gibi, güçlendiği gibi Allah bir savaş yasasıyla sizi bilemek istiyor. Bir de kafirleri de diriltmek istiyor. Nasıl? Bakın nice kafirler nice savaş meydanında dirilmişler, hidayeti bulmuşlardır. Nasıl? Kendilerinin hayatı sevdiğinden çok ölüme doğru koşan,
Şehadete doğru koşan Müslümanları gördükçe kafirler dirilmişler. Ya bunların dini ne kadar gerçek, bunların inancı ne kadar güzel ki bizim hayatı sevdiğimizden çok bunlar ölümü seviyorlar, şehadete koşuyorlar. Demek ki bunların inandığı Allah buna layık bir Allah. Demek ki bunların hedefindeki cennet gerçek bir cennet diye Müslümanların o vaziyetini gören nice kafirler savaş meydanında dirilmişlerdir. Kendilerinden kat kat az olan Müslümanlara Allah'ın yardımıyla kendilerinden kat kat fazla olan kafirlerin mağlup olması kafirleri diriltmiş. Demek ki bunların Allah'ı bunlara yardım etti. Bizden kat kat sayısal azlıklarına rağmen bize galip geldiler diye Allah'ı tanımışlar. Allah'ın yardımını görmüşler. Müslümanların yardımına inen melekleri bizzat heyeti asliyeleriyle görmüşler ve nice kafirler savaş meydanında dirilmişler, hidayeti bulmuşlar. İşte bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar, ben şu kafirlerden farklı bir biçimde intikam alırdım. Ben onları yok etmeyi bilirdim ama ben sizi onlarla denemek ve bilemek istedim. Onları da savaş meydanında hidayete ulaştırmak istedim. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah yolunda şehit olanlar var ya, Allah onların zerre kadar amellerini zayi etmeyecek. Allah onların amellerini boşa gidermeyecek. Yukarıda ne demişti kafirler için? Allah dünyada da ukbada da onların amellerini boşa çıkaracak demişti. Ama bakın Allah yolunda şehit olanların amelleri asla boşa gitmeyecek. Hani Yasin suresinde 3-5 hafta önce okumuştuk Yasin suresini. Orada bir yiğitten söz etmişti. Allahu alem Antakya'da halk 3 peygamberi yalanlıyordu. Neredeyse o 3 peygamberi şehit etmek üzereyken şehrin en uzak mahallelerinden bir yiğit koşarak geldi. Kendisini 3 peygamberin önüne siper yaptı, kalkan yaptı. Durun, durun, ağır olun bakalım ey kavmim. Ben de Müslümanım. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe bu Allah elçilerinin kılına bile dokunamazsınız dedi. Onu şehit ettiler. O şehit için Allah ne buyurdu? قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Haydi gir cennete. Ey şehit, ey kulum, haydi gir cennete. Ayetin bu bölümünden anlıyoruz ki şehit ruhunu teslim eder etmez direkt cennete gidiyor. O şehit gitti cennete, girdi. Bakın dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ Dedi ki, keşke şu kavmim bir bilseydi. Keşke şu beni şehit eden, üç Allah elçisini yalanlayan kavmim bir bilseydi. Neyi? Bima gafarali Rabbi. Rabbimin beni nasıl gufranıyla karşıladığını, bana nasıl mağfiret ettiğini, benim geçmiş günahlarımın üstüne nasıl bir çizgi çektiğini, ve cealeni minel mukramin ve beni nasıl ikrama boğduğunu, cennet nimetlerini benim ayaklarımın altına nasıl seriverdiğini, keşke kavmim bir bilseydi, bir anlasaydı. Evet, şehit budur. Şehit ruhunu teslim eder etmez direkt cennete gidiyor. Nedir şehit? İnancına başını ortaya koyacak kadar inanan kişiye, hani eşhedü diyoruz ya, ben şehadet ederim ki diyoruz ya, inancına kellesini ortaya koyacak kadar şahit olan kişiye şehit denir. Ya da şehit başkalarının dirilişi için kendini feda eden kimsedir. Dininin egemenliği için kendisini feda eden kimseye şehit denir. Şehit yıkanmaz. Zaten o tertemizdir. Yıkanmaya ne gerek var? Şehit kefenlenmez. Çünkü o ölmedi. O elbisenin altında daha yaşayacak. Uzun yıllar rızıklanacak. O ölmedi. O elbisesiyle defnedilir. İşte bakın Allah dedi ki, Allah onların amellerini boşa çıkarmayacak. Seyehdihim, onlara doğruyu gösterecek. Ve yuslihu balahum, geleceklerini güzelleştirecek. Geleceklerini cennetleştirecek. Ve yudkhiluhumul cennete arrafaha lehum, ve Allah kendilerine bu kitabında tanıttığı cennetine koyacak onları. Vasıflarını anlattığı, güzelliklerini sayıp döktüğü cennetlerine koyacak Allah o şehidi. Öyleyse
Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Kim iman etmişse bu sözün muhatabı odur. Biz de müminiz diyorsanız şu ayeti iyi dinleyin. Allah size hitap ediyor. Ey iman edenler. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve yuthabbit akdamekum ve sizin ayaklarınızı sağlam bir biçimde yere bastırır, ayaklarınızı kaydırmaz. Ya savaş ortamında Allah sizin desteğinizde olur, ayaklarınızı sabit kadem kılar ya da cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmaz. Ne dedi Allah? İn tensurullâhe yensurkum. Ey müminler, eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bakın Rabbimiz kullarına yardımı bir şarta bağlamış. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Peki Allah'a yardımı nasıl anlayacağız? Haşa! Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. İbni Abbas Efendimiz diyor ki ben çocuktum. Efendimiz ellerini benim omuzuma koydu ve bana dedi ki oğulcuğum sana birkaç kelime nasihat edeyim mi? Buyur ya Resulallah dedim. Bana dedi ki Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Peki Allah nasıl korunacak? Allah'ı nasıl gözeteceğiz? Hemen bir hadisi kutsi okuyayım. Rabbimiz yarın kıyamet günü kullarından birisini huzuruna alacak ve şöyle buyuracak. Ey kulum ben sana dargınım. Ben dünyada hastaydım da benim ziyaretime gelmedin. Ey kulum ben sana dargınım. Ben dünyada yolumu yordamımı kaybetmiştim de bana yol yordam göstermek için benim ziyaretime gelmedin. Ey kulum ben açtım, bilaştım, ben susuzdum da beni doyurmaya, beni sulamaya gelmedin. Ben sana dargınım. Kul diyecek ki haşa ya Rabbi sen zamandan ve mekandan münezzehsin. Sen nasıl hasta olur ben senin ziyaretine nerede nasıl gelebilirdim ya Rabbi? Ben seni nasıl doyurabilirdim? Seni nasıl sulayabilirdim ya Rabbi deyince bakın Allah şöyle buyuracak. Ey kulum falan komşun hastaydı onu ziyarete gitmedin. Gitseydin beni oracıkta bulacaktın. Benim rızamı oracıkta bulacak ve kazanacaktın. Gitmedin. Falan komşun yol yordam bilmiyordu. Kur'an sünnet bilmiyordu. Din diyanet bilmiyordu. Namaz abdest bilmiyordu. Cennet cehennem bilmiyordu. Yolunu yordamını bilmiyordu da sen ona Kur'an sünnet öğretmeye, yol yordam göstermeye gitmedin. Gitseydin beni oracıkta bulacak, benim rızamı kazanmış olacaktın. Falan kardeşin açtı, susuzdu, onu doyurmaya gitseydin, onu sulamaya gitseydin, elindeki avucundakilerden ona da harcama cihetine gitseydin, beni oracıkta bulacak, beni doyurmuş, beni sulamış olacaktın. Ben sana dargınım. Evet, Allah'ı doyurmayı nasıl böyle anladık? Allah'ı ziyareti nasıl böyle anladık? İşte Allah'a yardımı da böyle anlayacağız. Bakın Allah dedi ki, İn tensurullâhe yensurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Öyleyse Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Müslümanlar, Allah'ın dininin egemenliği adına bir adım mı attınız? Allah'ın dininin yeryüzünde hakimiyeti adına iki damla ter mi döktünüz? Allah'ın sisteminin yeryüzünde hakimiyeti adına iki damla kan mı akıttınız? İşte siz Allah'a yardım ettiniz. Allah'ın kitabının yeryüzünde anlaşılması adına bir gayretin içine mi girdiniz? Burada duyduğunuz ayetleri evinize, çevrenize anlatmaya mı başladınız? Bilesiniz ki siz Allah'ın dinine yardım ettiniz. Siz Allah'ın yardımına ehil hale geldiniz. Bakın Allah'ın dinine yardım Allah'a yardımdır dedim ama burada da bir açıklama cümlesi kullanayım. Haşa Allah'ın dininin bize ihtiyacı mı var? Hayır hayır. Bir kere Allah öyle diyor Kur'an'da. Kafirler istemese de ben dinimi yeryüzünde bütün dinlerin üstüne çıkaracağım. Müşrikler istemese de ben sistemimi yeryüzündeki tüm sistemlere egemen kılacağım. Evet
Allah dinini yeryüzünde egemen kılacağını bizzat kendisi vaat ediyor. Öyleyse Allah'ın dininin de bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur. Öyleyse bizim yardımımızın anlamı ne? Ha, ve yuthabbit aqdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, dine yardım değil, Allah'a yardım değil de kendi kendinize yardım etmiş olursunuz. Savaşta Allah size yardım eder, ayaklarınızı sağlam bastırır. Bir de cennet yolunda ayaklarınızı kaydırmaz, cennete gitmenizi sağlar. Demek ki bizim yapacağımız yardım sonunda bize dönüyor, unutmayalım. Bakın, peygambere yardımı da böyle anlıyoruz. Peygambere yardım, peygamberin misyonuna yardımdır. Peygambere yardım, peygamberin davetine yardımdır. Peygambere yardım, peygamberin varlık sebebine, geliş sebebine yardımdır. Niye geldi peygamberimiz? Yeryüzünde bir tek kafir kalmasın, herkes cennete gitsin için geldi değil mi? Siz de böyle bir gayretin içine girerseniz, çevrenizdeki insanların cennet yollarını açıp, cehennem yollarına barikatlar koymak üzere bir kavganın içine girerseniz, çevrenize Allah'ın dinini duyurmak üzere, peygamberin davetine, peygamberin misyonuna sahip çıkmak üzere bir cehdin, bir cihadın, bir kavganın içine girerseniz, bilesiniz ki siz peygambere yardım ediyorsunuz demektir. Bana yardımı söyleyeyim. Bakın şu anda ben şu Muhammed suresini Konya'nın her bir mahallesine götürüp o bölge insanlarına duyurmakla mükellefim. Konya'nın tüm mahalleleri şu anda benim omuzlarımda. Bu yük benim omuzlarımda. Ama içinizden birisi çıkıp da Aydoğdu mahallesinde Kur'an anlatmaya başlarsa Aydoğdu'nun sorumluluğu benim omuzumdan indi. Bir başka Müslüman da Aydınlık'ta bu işi yapmaya başlarsa Aydınlık'ın sorumluluğu da benim omuzumdan indi. İşte peygambere yardım böyledir. Allah'ın dinine yardım böyledir. Allah'a yardım böyledir. Gelin Allah'ın dinine yardım edin. Siz de Allah'ın yardımına ehil hale gelin. Söyleyin Allah aşkına, içinizde benim Allah'ın yardımına ihtiyacım yoktur diyebilen birisi var mı? Kimin ihtiyacı yok ki Allah'ın yardımına? Hepimizin her an her saniye Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَنْ لَهُمْ. Şu kafirlere yıkım olsun. Yok olsun şu kafirler. وَاَظَلَّ اَعْمَالَهُمْ. Bakın Allah bir daha söyledi. Allah onların hem dünyada hem de ukbada tüm amellerini boşa çıkardı. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. Bunun sebebi de onlar Allah'ın indirdiklerini kerih gördüler. Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmadılar. Suyu sevmediler tertemiz de, içkiye gittiler, pisliğe gittiler, pisliği sevdiler. Tertemiz nikahlı ilişkiyi sevmediler de, pislik olan zinaya gittiler. Tertemiz ticareti sevmediler de, pislik olan faize gittiler. Yani onlar Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmadılar. Namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, tesettürden, takvadan, teslimiyetten hoşlanmadılar da, pislikten hoşlandılar. O zaman bu ayet sebebiyle kendimizi şöyle bir sorgulayalım. Sarıktan, cübbeden, sakaldan hoşlanmıyorsanız, Kur'an'la birliktelikten zevk almıyorsanız, peygamberin hadislerinden zevk almıyorsanız, Müslümanlarla birliktelikten sıkılıyorsanız, tesettürden nefret ediyorsanız, Allah'ın güzel dediği şeyleri çirkin görüyorsanız, o zaman siz de pislikten yanasınız. Siz de necasetten yanasınız, Allah korusun. Çünkü Allah öyle diyor kitabımızın bir başka suresinde, biz kafirlere necaseti, horluğu yazdık, yazgı olarak belirledik diyor. Allah bizi öyle pislikten hoşlanan kullarından etmesin. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ınkilerden razı olmak zorundayız. Allah'ınkilerle başkaları çatıştığı zaman Allah'ınkileri tercih etmek zorundayız. Allah'ı razı etmek zorundayız. Allah'tan razı olmak zorundayız. Allah'tan gelenlerden razı olmak zorundayız ki Allah da bizden razı olsun. Bizim amellerimizi boşa çıkarmasın. Efelem yesiru fil ardı. Şu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Feyanduru keyfe kana akibetullezine min kablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerine, sonlarına bir bakmıyorlar mı? Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin, Nuh kavminin, Eykelilerin, Tübbalıların, Bizans'ın,
ya da işte önceki toplumların sonlarına bir bakmıyor mu şu insanlar? Mezarlıkları görmüyor musunuz? Ya da önceki toplumların kalıntılarına, şehirlerinin, saraylarının kalıntılarına hiç bakmıyor musunuz? Üstelik bir önceki surede söylemişti Rabbimiz, ey insanlar, biz onları sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde yeryüzüne yerleştirmiştik diyor. Yani size vermediğimiz gücü kuvveti biz onlara vermiştik. Size vermediğimiz medeniyeti, size vermediğimiz uygarlığı, size vermediğimiz gücü kuvveti, imkanı, fırsatı biz onlara vermiştik. Hani ne oldu onlar? Yeryüzüne kazık çakabildiler mi? Allah'ın ölüm yasasından kendilerini kurtarabildiler mi? Velil kafirine emsaluha. Şimdiki kafirler de onların bir benzerini bekliyorlar. Onlar da geberip gidecekler. Zalike bi ennallaha mevla'llezine amenu ve ennel kafirine la mevla lehum. Bunun sebebi de Müslümanların velisi Allah'tır. Kafirlerin velisi yoktur. Müslümanların velisi Allah'tır. Hemen hemen Kur'an tercümelerinin birçoğunda veliyi dost olarak tercüme etmişler. Müslümanların dostu Allah'tır, kafirlerin dostu yoktur şeklinde tercüme etmişler. Bu eksiktir. Çünkü dost Halil demektir. Halil İbrahim, Allah'ın dostu İbrahim. Ama veli dost kelimesiyle anlamlandırılamaz. Veli kelimesinin farklı bir anlamı var. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim kısaca. Veli bir varlık adına ona danışmadan karar verme makamında olan varlık demektir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Onun hayrını, şerrini, onun menfaatini, zararını ondan daha iyi bildiğim için ona danışmadan onun namı hesabına tek taraflı karar verme makamındayım. Allah da bizim velimiz, bize danışmaz. Bizim adımıza tek taraflı karar verir. Mesela namazı emrederken Allah bize sordu mu, kullarım, ben namaz diye bir ibadet emredeceğim. Bir düşünün, taşının, hoşunuza gitmezse söyleyin, vazgeçeyim demez Allah. Onun faydasını bizden çok daha iyi bildiği için bize sormadan namazı emreder. İçkiyi yasaklarken Allah bize danışmaz. Çünkü onun zararını bizden daha iyi bilir. Öyleyse Allah müminlerin velisidir. Onlara danışmadan onlar adına karar verme merciidir. Lakin kafirlerin velileri yoktur. Kafirlerin karar mercii yoktur. Kafirin karar mercii sadece aklıdır. Benim aklım var, benim keyfim var, benim zevkim var. Ne yiyeceğimi, ne içeceğimi, nasıl giyineceğimi, nasıl bir hukuktan, nasıl bir eğitimden, nasıl bir kıyafetten yana olacağımı pekala ben de bilirim. Benim Allah bilgisine ihtiyacım yoktur diyen kafirin velisi kendi aklıdır. Kendi mantığıdır, kendi keyfidir. İşte onların velisi yoktur. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatını kimsenin sorgulama hakkı yoktur. Bunu da önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın hayatını kimsenin sorgulamaya hakkı yoktur. Niye namaz kılıyorsunuz? Vallahi Allah dedi diye. Namazı biz kendimiz bulmuş ve bilmiş değiliz ki. Allah dedi, biz de kılıyoruz. Buyurun, yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın. Niye örtünüyorsunuz? Vallahi örtüyü biz bulmuş bilmiş filan değiliz. Allah örtünün dedi, örtünüyoruz. Buyurun, suçluysa Allah suçlu. Yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Niye içki içmiyorsunuz? Niye dans etmiyorsunuz? Niye zina etmiyorsunuz? Vallahi buyurun, biz hayatımızı kendimiz belirlemeyiz ki. Bizim velimiz Allah'tır. Bizim hayat programımızı belirleyen Allah'tır. Allah öyle dedi yapıyoruz. Allah öyle dedi yapmıyoruz. Buyurun, sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın demek zorundayız. İnna Allaha yudkhilullezina amanu ve amilus salihati cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri, iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşayanları, iman edip imanlarını sadece söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürenleri zemininden ırmakların akıp durduğu ya da tahtı tasarruflarında Müslümanların yetkileri altında ırmakların çağlayıp durduğu cennetlerine yerleştirecek. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince يَتَمَتَّعُونَ Onlar dünyayı geçici bir zevke dönüştürdüler. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Tıpkı hayvanlar gibi onlar sadece yiyip içiyorlar.
وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ Çok yakında ateş de onların barınağı olacak. Çok yakında cehennem de onları yiyip bitirecek. Allahu Ekber. Ne dedi Rabbimiz? Kafirler dünyayı geçici bir zevke dönüştürüyorlar. Sadece hayvanlar gibi yiyip içiyorlar. Kafirlerin yemesini içmesini Allah hayvanlara benzetmiş. Bunu birkaç şekilde anlamaya çalışacağız. Bir kere hayvanın yemesinde içmesinde bir sınır yoktur. Önüne gelen her şey yer içer. Sınır yoktur. Bir durak noktası yoktur. Ama müminin yemesinde içmesinde bir durak noktası, bir sınır var. Hani Peygamber Efendimiz bir hadislerinde öyle buyuruyorlardı. Canının çektiği her şeyden yiyip içmesi israf olarak bir kişiye yeter. Anladınız mı hadisi? Bir daha söyleyeyim. Bir Müslüman için canının çektiği, arzu ettiği her şeyden yiyip içmesi israf olarak ona yeter. Her şeyden yiyemezsiniz ya. Belli bir sınır var. Ben böyle deyince ya da ben bu hadisi okuyunca kimi Müslümanlar şöyle itiraz ediyorlar. İyi de bütün bu yiyecekler insanlık için değil mi? Bunları Allah niye yaratmış? Bunlar helal nimetler değil mi? Niye onları yeme konusunda bir sınırı olsun da? Ben diyorum ki böyle diyenlere, her kadın da evlenmek için yaratılmıştır ama hepsinden istifade hakkınız var mı? Hayır. Meşru dairede nikahlı istifade hakkınız var. Öyleyse bir kişi canının çektiği her şeyden yer içerse israf olarak o ona yeter diyor sevgili peygamberimiz. Kafirin yemesinde içmesinde bir sınır yoktur, bir durak noktası yoktur. Ama Müslümanın yemesinde içmesinde bir sınır var. Tıpkı hayvan gibi kafir. İki, hayvan önüne gelen nimet için haram helal yasalarını dinlemez. Çünkü hayvandır. Haram mı helal mı hiç dinlemeden önüne gelen her şeyi yemeden yana bir tavır alır hayvan. Kafir de öyle. Yahu haram mı helal mı hiç Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden, önüne gelen her şeyi tüketmeden, yemeden yana bir tavır alır kafir. Halbuki Müslüman, şunlar şunlar haram çekin, şunlar şunlar israf kaldırın, şunlar şunlar bize yeterli der, Allah'ın haram helal yasalarıyla yer içer. Üç ya da dört, hayvan önüne gelen yemeğin kim tarafından gönderildiğini, o nimetlerin kimin tarafından yaratıldığını, o nimetleri ona sunan varlığın kendisinden ne istediğini, yani o varlığı nasıl memnun etmesi gerektiğini, ona nasıl şükretmesi ve teşekkür etmesi gerektiğini hiç düşünmez hayvan. Çünkü hayvandır, aklı yoktur. Kafirler de böyle. Yerler içerler ama bu nimetleri bize kim gönderdi yahu? Bu nimetleri bizim için kim yarattı? Bunu bize sunan acaba bizden nasıl bir kulluk istiyor? Onu nasıl memnun etmeliyiz? Ona nasıl teşekkür etmeliyiz? Kafirin böyle bir derdi yoktur. Müslüman da yer içer ama oluşan enerjiyle Müslüman hemen namaza doğrulur. Oluşan enerjiyle Müslüman hemen kulluğa doğrulur. Kafirler sadece hayvanlar gibi yerler içerler. Yakında onların durağı ateştir. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ اللَّتِي اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ Ey peygamberim, seni ülkenden çıkaran, seni hicrete zorlayan şu Mekke'den çok daha büyük şehirleri ben tarihte helak ettim, yok ettim. Benim helakım onlara geldiği zaman onlara bir kurtarıcı bulunmadı. Onlara bir yardımcı bulunmadı. Ne zaman söylüyordu Rabbimiz bunu? Peygamber Efendimiz'i teselli etmek için. Efendimiz Mekkeliler tarafından hicrete mahkum edilince, hicrete çıkmak zorunda kalınca ülkesini, sevdiklerini, eşini, dostunu, çevresini, memleketini terk etmeye zorlanınca hicrete çıkarken şöyle dönmüş yönünü Mekke'ye Peygamber Efendimiz şöyle bir cümle söylemişti. Ey Mekke, ben biliyorum ki Allah'ın en çok sevdiği şehir sensin. Tüm şehirlerden Allah seni daha çok seviyor. Ben de seni çok seviyorum. Eğer kavmim beni şu hicrete mahkum etmeseydi ben asla senden ayrılmazdım. Seni terk etmezdim diyor, ağlıyor. Üzüntüsünü ortaya koyuyordu. Ama bakın Rabbimiz buyurdu ki ey peygamberim üzülme. Seni
ülkenden çıkmaya zorlayan şu Mekke şehrinden çok daha büyük şehirleri, onlar da elçileri çıkmaya zorladılar da ben onları bir bir helak ettim. Benim helak yasam onların kapılarını çaldığı zaman onlara bir yardımcı da bulunmadı. Onları benim helak yasamdan kurtaracak bir yardımcı çıkmadı. Ben onların işini bitirdim. Şu çapulcuların işini bitiremeyecek miyim? Sen güle güle git ey peygamberim. Ben yakında seni döndüreceğim. Mekke'nin fethini sana müyesser kılacağım. İşte bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i teselli ediyordu. Efemen kâne alâ beyyinetin min Rabbihi. Şimdi söyleyin. Rabbinden bir beyine, bir bilgi, bir delil, bir belge, bir kitap, bir vahiy üzere bulunan kimse, kemen züyyine lehu su'u amelihi. Kötü amelleri kendisine süslü gösterilmiş. Ve tebe'u ehvâehum. Hevalarına tabi olmuş. Heva ve hevesleri istikametinde bir hayata yönelmiş kimselerle eşit olur mu? Allah'tan bir beyine üzere olan kişi, heva ve hevesleriyle hareket eden kimseye denk olur mu? Beyine nedir? Beyine vahidir. Beyine Kur'an'dır. Beyine Muhammed Aleyhisselam'dır. Beyine elinde tertemiz sahifelerle gelmiş Allah elçisidir. Elindeki Allah kitabını okuyan Peygamber Aleyhisselam beyinedir. Yani beyine Kur'an ve sünnettir. Beyine vahidir. Beyineyle hareket eden, beyineye dayanan bir kişi, heva ve hevesleriyle hareket eden, beyineden habersiz yani vahiden habersiz el yordamıyla yol bulmaya çalışan, adım başına bir direğe toslayıp hem dünyasını hem de ukbasını mahveden kimseyle beyine sahibi hiç bir olur mu? Dedikten sonra bakın beyineyle hareket edenlere öbür tarafta ne varmış? Bakın Rabbimiz onu şöylece anlatmaya başlıyor. Meselul cennetilleti vu'idel muttakun. Müttakilere vaad olunmuş cennetin misali aynen şöyledir. Müttakiler için hazır bekleyen cennetin misali şöyleymiş bakın. Fiha enharun min ma'in gayri asin. O cennette fıtratı bozulmayan, tadı, rengi, kokusu asla bozulmayan tertemiz su ırmakları vardır. Ve enharun min lebenin lem yetagayyer ta'muhu. Tadı bozulmayan, kokmayan, ekşimeyen, yani dünyadaki sütlere benzemeyen süt ırmakları var o cennette. Allahu Ekber. Gürül gürül akıp giden süt ırmaklar var ama dünyadaki sütler gibi kokuşmaz, ekşimez. Çünkü o sütler hayvanların göğüslerinden sağılma sütler değildir. Allah'ın yarattığı, kaynak olarak yarattığı sütlerdir. Ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin. Bir de içenlere lezzet veren, zevk veren şarap ırmakları, içki ırmakları var. Allahu Ekber. Ama dünyadaki içkilere benzemez. Aklı gidermez, sekerat vermez. İnsana abuk subuk söz söyletmez. İnsanı sarhoş etmez. İnsanın başını ağrıtmaz. İnsanın dengesini bozmaz. İnsanı insanlıktan çıkarmaz. Şarap ırmakları çağlayıp durmaktadır. Ve enharun min aselin musaffa. Bir de süzülmüş bal ırmakları vardır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz balı dünyada yarım kiloluk, bir kiloluk kavanozlarda gördük değil mi? Orada bal ırmakları varmış. Gürül gürül akıp giden bal ırmakları. Allahu Ekber. Ve lehum fiha min kulli semerat. Ve o cennetlik müminler için her tür meyve var orada. Dünyada işte elmaydı, armuttu, şeftaliydi, kaysıydı. 3-5 tane meyve tattırmış Allah bize numune olarak. O meyvelerin gerçeği oradadır. Daha şu anda tadını, adını bilmediğimiz nice meyveler var ki bunları numune olarak Allah bize dünyada takdim etmiş de o gerçeklerini anlayalım diye işte orada o müminler için her çeşit meyveler var. Bir de ve mağfiratun min rabbihim. Rablerinden bir mağfiret var. Rablerinden bir bağışlanma var. Örtüp örtbas etme var. Allah onların dünyadan getirdikleri kabahatlerini, suçlarını, falsolarını örtüvermiş.
kusurlarını örtüvermiş ya da dünyadan alıp getirdikleri dargınlıkları, küskünlükleri örtüvermiş, birbirlerinin yüzüne rahat baksınlar diye dünyadan getirdikleri o cennetin tadını kaçıracak, cennet ortamını bozabilecek dünyadan getirdikleri kırgınlıkları, küskünlükleri, dargınlıkları da Allah üstünü örtüvermiş. Şimdi söyleyin. Kemen huve halidun finnar. Böyle birisi, böyle cennette yaşayan bir mümin, cehennemde, ateşte ebedi kalan bir kimseyle denk olur mu? Ve suku ma'en hamimen. O cehennemdekine bir içecek sunulacak ki o hamimdir, kaynar sudur. فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ Onların bağırsaklarını parça parça edecek o içtikleri şey. Hamim ya kaynar su demektir ya da maden eriği demektir. 10.000 derece akıp giden bir madenin eriğini düşünün. Yanardağdan püsküren lavların su gibi akıp gittiğini görürsünüz ya. İşte hamim odur. Ya da hamim cehennemliklerin gözyaşları bir havuzda toplanacakmış. O içirilecekmiş, o hamimmiş. Allah korusun. Ya da yanı başında işkence gören bir kafirin arkadaşının vücutundan, yarasından sarı su domurur ya, işte ona hamim denirmiş. Kafirler su bulduk diye arkadaşlarının vücutunu emmeye başlayacaklarmış. Ya Rabbi sen bizi koru. Ben köyde büyüdüm. Çocukluğum köyde geçti. Yazın sıcağında su bulamayan köpeklerin, affedersiniz, toprağın neminden istifade etmek için toprağı yaladıklarını çok gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Allah korusun, kafirler bir damla suya muhtaç, bir gram oksijene muhtaç. Yanı başındaki işkence gören bir kafir arkadaşının vücutundan çıkan sarı suyu su buldum diye emmeye çalışacakmış. Dünyada da böyle yapmıyor muydu bu kafirler? Çevrelerindekilerin salyalarını, günahlarını yalayıp yutmadan yana bir tavır alıyorlardı değil mi? Çevrelerini uyarmıyorlardı. Çevrelerinden birisi küfrediyordu, o da kah kah gülüyordu. Yahu haramdır, yapma etme demiyordu. Ondan sadır olan salyaları büyük bir ihtiyaç felsefesiyle yalamadan yutmadan yana tavır alıyorlardı. Hay hay efendim, haklısınız efendim. İsabet buyurdunuz efendim. 12'den vurdunuz efendim. Hikmet yoğurdunuz efendim. Hani siyasetçinin birisi öyle diyormuş. Söğütte elma biter mi? Efendim kafam gibi diyormuş. Yeter ki siz isteyin. Kafam gibi söğütte elma biter. Bu ne ya? Karşıdakinin tüm salyasını yutmak zorunda değilsiniz ki. Yutarsanız, uyarmazsanız, evinizin içinde namaz kılmayanları uyarmazsanız, çevrenizde tanıdığınız İslam dışı hareketler, tavırlar sergileyenleri uyarmazsanız, onların salyalarını yalayıp yutmadan yana bir tavır alırsanız, yarın cehennemde salya yutmaya doymayacaksınız. İrin yutmaya doymayacaksınız. Allah hepimizi korusun inşallah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ Şu münafıklardan seni dinlemeye gelenler var. Hatta اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ Senin yanından çıktıkları zaman da قَالُوا لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Kendilerine ilim verilenlere, ya Yahudilere, ehli kitaba, ya da sahabenin alimlerine diyorlar ki مَاذَا قَالَ آنِفَ Az evvel şu herif ne demişti? Az evvel şu Muhammed ne demişti? Bakın alayın zirve noktası. Münafıklar geliyorlar, Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar. Çıkınca da diyorlarmış ki az evvel şu herif ne demişti? Sanki Peygamber'in sözü anlaşılmaz sözdür. Sanki Peygamber'in okuduğu Kur'an ütopik, hayali şeyler, uygulanması mümkün olmayan, anlaşılması mümkün olmayan şeyler. Haşa, haşa. Bugün de aynı şeyi söyleyenler yok mu? Biz kim? Bu kitabı anlamak kim? Biz kim? Peygamberin hadislerini anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar. Biz aciz zavallı kullar, bırakın bu kitabı anlamayı elimize almaya bile layık değiliz diyenler, biz sünneti anlayamayız diyenler, Kur'an karşısında, sünnet karşısında sürü kesilenler de aynen dünkü o münafıkların işlediği naneleri mi işliyorlar? Aynen öyle. Allah diyor ki bakın, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ تَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Allah da onların kalplerine mührünü basıverdi. Kalplerinin duyma, duygulanma, anlama özelliklerini alıverdi. وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Ve onlar heva ve heveslerine tabi olup gittiler. Bakın, kullanılmayan azaları Allah geri alıyor. Bir insan
şu kitabı anlamada kalbini kullanmamışsa, Allah'ın ayetlerini anlamada aklını, gözünü, kulağını kullanmamışsa, bir bekler, iki bekler, üç bekler Allah kullanılmayan azaları geri alıverir. Ama وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى. Ama kim ki hidayete bir adım atarsa, hidayeti tercih ederse Allah onun hidayetini artırır. Yani kim ki anlamadan yana bir tavır alırsa Allah onun anlayışını artırır. O anlamaya başlayıverir. وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Ve Allah onların takvasını da onlara empoze ediverir. Demek ki mesele Kur'an'daki kapalılık değil. Mesele vahiydeki kapalılık değil de insanların kalplerinin buna açık ya da kapalı oluşundadır mesele. Bakın Müslümanlar anlamadan yana bir tavır alınca Allah onların anlayışlarını artırıyor, takvalarını onlara empoze ediyor. Anlıyorlar, işte biz anlıyoruz Kur'an'ı, işte ben anlıyorum Kur'an'ı. Ama ötekiler biz kim, bu kitabı anlamak kim dedikleri sürece, ürkekçe bir tavır sergiledikleri sürece Allah gözlerini alıveriyor, kulaklarını alıveriyor, akıllarını alıveriyor, kalplerinin duyma ve duygulanma özelliklerini alıveriyor. فَهَلْ يَنْدُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Ne oluyor? Şu insanlar kıyametin ansızın beyinlerinde patlamasından başka bir şey mi bekliyorlar? Fakat جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Üstelik o kıyametin alametleri de geldi geçti. Peygamber Efendimizin zikrettiği alametler geldi geçti. Peygamberlerin tümü geldi geçti. Diyor ki Allah'ın Resulü şu şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet işte şöylece haşrolunduk. Peygamberimiz de gitti. Öyleyse bu insanlar ne bekliyorlar? فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Kıyamet gelip çattığı zaman öğüt almalarının onlara ne faydası olacak? Bugünden öğüt alırlarsa onlara faydası olur. Kıyamete hazırlık yaparlarsa onlara faydası olur. Değilse kıyamet ansızın onların beyinlerinde patladığı zaman şimdi tevbe ettik, şimdi Müslüman olduk demelerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacaktır. Bu hafta da vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.